dijital platformda yayınlanacak olan Magarsus'un galasındayız. Berkay Ateş, Magarsus'un hikayesini anlatırken narinciyeler geliyor bir anda masaya, komik anlar yaşanıyor ekip arasında. Beton, çocukluğunda depremde göçük altında kalmış bir karakter. Annesiyle babasını kaybetmiş. Bu yüzden de kapalı alana giremiyor. Bir fobisi var. Bir çadırda yaşıyor, büyük bir çadırda yaşıyor ve Halil Kurak, Ercan Kesal'ın oynadığı Halil Kurak karakterinin o ailenin yanında yaşıyor. Aslında bir iktidar savaşı, herkesin bir narinci tekelinin insanlarla empati kurmadan bir şekilde aksiyonu bol bir... Narinci dediniz de şuraya getireyim. Aynen. Bu bizim hikayemiz. Çağlar sana vereyim. Turuncularından. Ya ben dedim turuncu giyinelim arkadaşlar. Kimse ciddiye almadı. Evet dedik Çağlar, hepimiz turuncu giyeceğiz. Ya Barbie yani. Olsa pembe giyinirsiniz ama şimdi. Söz sırası Merve Dizdar'da. Çok mutluyum. Tansu çok bence dizi tarihinin de önemli bir karakterlerinden biri. Yurt dışında okumuş, şimdi de şirketin başına geçmeye çalışan bir karakterimiz. Ama kardeşiz biz ikimiz Çağlar. Çağlar Ertuğrul turuncular için de gelmiş galaya. Magarsus'ta yer almaktan dolayı çok mutlu yakışıklı oyuncu. Çok güzel yazılmış bir iş. O yüzden çok gururluyum. Umarım seyirci de her zaman gururla ve güzel bir şekilde hatırlar bu işi. Oyuncu kadromuz da burada. Çok birbirinden yetenekli. Hepsiyle sahne paylaştığım için çok mutluyum. Bundan sonrası artık top seyircide. Birce Akalay da galada. Bodrum'da geçirmiş bu yaz tatilinin çoğunu. Ben dinlendim. Ailemin yanındaydım Bodrum'da. Sonra işte bir etkinliğimiz için bir Londra'ya gittim. Sonra döndüm, bir arkadaşımın doğum günü için yine bir küçük bir seyahati ama genelde Bodrum'daydım. Berkay Ateş ve Merve Dizdar'a övgüler yağdırıyor Birce Akalay. Çok sevdiğim arkadaşlarım var zaten projenin içinde. Berkay'la zaten Nürnberg'de birlikteydik. Merve zaten ayrı gururlandırdı bizi. Bir ilke imza attı bence Türkiye Cumhuriyeti tarihinde. O yüzden çok özel bir oyuncu. Zaten özeldi ama özelliğe özel kattı diyelim yani. Hepimizi gururlandırdı, ağlattı hepimizi. Gökçe Bahadır'ın eşi Emir Ersoy'la birlikteyiz. Galada sahne alacak Ersoy. Bu yaz sezonu yoğun geçiriyormuş. Peki efendim, sahne alacaksınız. Müzik nasıl gidiyor? Çalışma nasıl gidiyor? Yani yaz sezonu biraz daha yoğun geçiyor tabii. İşte malum ülkemizdeki gündemler depremden sonra biraz şey olmuştu sektör. Çok yavaşlamıştı. Şimdi biraz daha iyi. Daha rayına oturmaya başladı.